Anlat. Kimdir bu herif? Ne iş yapar? Nerede yaşar? Diyen olsa bakar gülerdi geçerdi. Yazık ki çok geç anladım. O rüyadan çok geç uyandım. Karşıma kim çıktıysa lan piç kurusu. Ben kızımı senin gibi bir çapulcuya kaptırmak için mi büyüttüm lan? Senin gibi şerefsizin yanında o kız gene iyi büyümüş be. Erdoğan Bey'le düzgün konuş. Koparırım o dili, atarım köpeklere. Vay. Lollipop şekeri. Sen bir ara Mahmut Paşa'ya gelsene. Seninle yeke yek tavla atalım. Gebertin şu iti. Durun. Senin gibi havlayan çok köpek gördüm ben. Ama hepsinin de kafasını ezdim. O yüzden ben buradayım, sen de orada. Ben de böyle büyük büyük konuşup sonra dediğini yalayıp yutan çok adam gördüm. Şu itlerin olmasa bir bok etmezsin. Kırın bütün kemiklerini. Sonra götürüp babasının çöplüğüne atın. Kiminle uğraştıklarını anlasınlar. Ali abiye. Ali! Ali! Oğlum! Kim yaptı ulan bunu sana? Su getirdi çocuklar. Konuşma. Konuşma evlat. Yok o dayanır bir şey olmaz değil mi? Tamam. İçeri taşıyalım çocuklar. Ali. Yavaş yavaş. 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 Kim bu yakın? Bütün suç bende kızım. Seni uyarmalıydım. Olur mu baba? Ben çok çabuk inanıyorum insanlara. Suç benim. Yok kızım yok. Onlar seni değil beni bile kandırabilir. Çete bunlar çete. Ne çetesi baba ya? Ne diyorsun Allah aşkına? Bak kızım. Ben geçen ay bir han satın aldım Mahmut Paşa'da. O hanı yıkıp şöyle yerine güzel bir alışveriş merkezi kondurmak istiyorum. Bu serseri de neydi adı? Ali. O Ali serserisi de orada esnaftan birinin oğluymuş. Sözüm ona seni tavlayıp beni bu işten vazgeçireceklermiş. Gerizekalılar. Bak işte görüyor musun? Bu insanlar böyledir gözde. Her fırsatta dürüstlükten, ahlaktan söz ederler. Ama fırsatını buldular mı da en büyük ahlaksızlığı yine kendileri yapar. Kızım, canım kızım. Bak anneni kaybettikten sonra bir dediğini iki etmedim. Üzülmemen için sen istedin, ben yaptım.
Ama şimdi görüyorum ki hatalı davranmışım. O yüzden bundan sonra benim istediğim olacak. En kısa zamanda Bilal'le evleneceksin. Ne? Benim dediğim olacak o kadar. Bilal'le evleneceksin.